Aziz'i niye götürmedin sabah abla? İşim gücüm yok, onu mu götüreceğim? Evi boşalt. Ben buna bak dünden beri ağaç kuracağım demiyor muyum anne? Ya anne sen karışma karışma. Ben seninle konuşunca yumuşuyorum. Ben onunla konuşuyorum şu an. Kes sesini Feyle bak. Kesmiyorum. Gir odaya, ben varken de girme. Güzellik atamaz. Tamam mı kız? Seni mahvederim. Duydun mu? Tutsana seni mahvederim. Ya tutu olur. Bana terlik atacak. Bak kolyeyi ver. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz? Bugün anneme kışkırtma çekiyoruz. Şu an evdeyiz. Annem benim ev vlogu çektiğimi sanıyor. Ama biz ev vlogunu çekelim. Çok oldu bile. Şöyle yapacağız. Birçok yere kamera yerleştireceğiz. Ve ablamın zaten bu kışkırtmadan haberi var. Anneme o yüzden bugün kuaföre gönderdim. Ve dedim ki anne git saçlarını boyat, kendine bakım yaptır. Bu kadar geldin İstanbul'lara, bugün gideceksin falan dedim. Gitti annem. Annem şu an kuaförde ve işleri bitmiş, bir 20 dakikaya falan burada olacaklar. Kameraları çok gizleyemediğimiz için anneme vlog çekiyorduk. Kart doldu ve Kadir ofise kart almaya gitti. Kameralar burada duracak. Kart alıp geldiğinde devam edeceğiz falan. Üzgünüm anne. Seni çok seviyorum. Bugün birazcık sana oynayacağım. Videoda yapılan hiçbir şey benim gerçek karakterim değil. Bunu da bilmenizi isterim. Kışkırtma yapıyoruz sonuçta. O zaman şu an kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim, bekleyelim. Annemler de birazdan gelmiş olur zaten büyük ihtimalle. Ver ya. Yansın ortalık. Vlog çekiyoruz. Daha bitmedi. Al ayakkabıları içeri, al ayakkabıları içeri. Değil mi daha? Anne ya tam zamanında geldiniz. İyi ki ne? Videoyu çekiyorduk. Şöyle de ben bir ofise gideceğim de. Neden? Kartta bir sıkıntı çıktı. Yeni kart almam lazım. Tamam. Ben bir yarım saate gelirim. Kamerayı ben koyarım buraya. Kartta tamam. Bir arıza çıktı da. Kamera nerede? Kamera elimde işte, oraya koyacak. Kamera var ya anneanne. Oraya çıkmaz mı? Hayır bak, çıkmaz dolabın üstünde mı? De var. Geniş açıdan da alıyoruz. Bir de şurada var. Şu an kayıtta değiller ama böyle bir sıkıntı var. Acı olmayacakmış. Tamam, sen haber verirsin o zaman. Ben yarım saate gelirim. Tamamdır. Yarın için de şey, prodüksiyon olayını konuşuruz. Tamam. Onu da söyle istersen. Tamam, onu da bir söyleyeceğim ki artık. Tamam. Bunun başına harcım yok ya. Kamera kaç para biliyor musun Ayrıca? Merhabalar. 200 bin lira. Bir şey diyeyim. Bir şey diyeyim. Düşün gel, peki ben bu. Ne yaptın saçını? Aha, böyle yaptım. Only you. Saçları ne kadar uzamış anne? Film uzasın ya, film ne uzuyor? Seviyor sevmiyor yaptım, sevmiyor çıktı. Oğlum bunları banyoya atacaktım ben. Abla çık! Video çekiyorum ya. Sana bak anne, gördün mü çıktığını? Üstümü değiştirdim sadece, bunları götüreceğini unuttum, banyoya atıyordu. Vereyim mi dedim anne az önce, istemedin benden. Kesilmedi, ne yapayım? Kesilir sandım. Seninle ne alakası var çocuğum? Sen zahmet etme, yorulma. Stres yapma. Tersinden kalktı yani. Çıkma abla bir daha arkamdan bak. Anne bilerek mi çıktın? Bu da benim kaza. Duyuyorum seni. Ya anne ciddi mi bu? Bilmiyorum ben. Allah'ım ya. Sıkıntılı mısınız? Hayır, bir şey soracağım. Sizin problemleriniz mi var? Var. Yok mu dedik? Video çekeceğim bir tane. Şey. Abla kapat şu senin. Kulaklık yok mu sende? Varmış gibi gösteriyor. Ben bu evi beğenmedim. Neyine? Neyine olabilir anne? Ne duruyor? Sana ben buradan güzel bir ev bulurum. Ver biraz ben yiyeyim. Acıktım vallahi acıktım. Abla sus sus. Mal bu? Bir ben mi konuşuyorum? Ben bir tek seni duyuyorum. Allah Allah. Sen de sus iki dakika. Dışarı çıkacağız mı bu arada? Evet, çıkalım. Neyse sus, iki dakika çık. Nasıl salıyor öyle mi? Niye böyle çıkıyor ya? Çok var gibi sana aldık telefonu. Ne alakası şu an, biz sana alacaktık hiç. Sen tutturdun telefonu bozuk bozuk. Çok ağırdın sen de, edebiyat yaptın. Sus yeme bize. Biliyorum biz seni. Ciddisiniz şu an. Ben ciddiyim valla. Bok var gibi sana aldık. Kulağında kulakla verdik 20 bin lira. Onu alacağı için bana telefon aldı. Eğer kendine telefon alsaydı kulakla alamıyordu. Şu kulaklık için gitti kredi çekti. Ne zaman? Ciddi mi? Korkuyor öyle şeylerden o ya. Çekti valla. Yeminle. Söyleme dedi bana. Şimdi sana telefon sana mı alacaktık muhabbeti? Ya ondan söyledim ben. Ne diyorsun? Ne diyor anne? Önkini almak için kredi mi çekti? Hayır. Ne alaka?
Hayır sen bana dedin ya. Abla bak sus tamam mı? Benim sinirlerimi asabımı bozma. Dünden beri zaten salak salak davranıyorsun. Çıkacağız mı dışarı mı? Dışarı çıkacağız mı? Ben konuşunca kızıyor. Bir şeyler yapacağız mı? Ona göre üstümü değişeceğim. Bir üstüm değişik devam edeceğim Kadir gelince. Çıkmanızdaki amaç ne? Gezmek. Ya sabah beri geziyoruz zaten. Ne geziyorsunuz? Ne alaka? Ben siz geziyorsunuz ama ben yok. İyi gezek la. Oğlum madem çıkacak ben üstümü ne değiştireceğim? Sen sus ya. Zaten ağacı niye götürmedin sabah abla? İşim gücüm yok onu mu götüreceğim? Evi boşalt. Ben buna bak dünden beri ağaç kuracağım demiyor muyum anne? Unuttuk. Sana demiyorum bu. Ya unuttu. Unutmayacak. Nasıl unutmayacak? Allah Rabbim ya. Hani gerizekalı bak çıldıracağım şimdi. Ben bunu kuracağım. Mantık tamam. Kur kurabiliyorsan. Kuramıyorum işte problem burada. Oğlum salak mısın ya? Başına daha girmedik alırız. Yarın geç. İyi herkes çeksin videosunu en son ben atayım mal gibi. Her şeyi önde attın bir bunu mu geç kaldın? Bana ne? Allah'ın kerkenizi. Kerkeniz değilim ben. Allah Allah. Yarın kur ne olacak? Kurmayacağım abla git bunu da geri iade et. Ama onun fişi nerede? Niye kıyık geriliyorsunuz? Hayır mı? Ben mi gerildim? Ne var ya? Kaç yıl sen niye gerildin? Manyak mısınız lan siz? Ay geri atmış aldığın yükleri. He? Abla bak seni yemin ederim öldürürüm. Aptal mısın Allah sen? Allah ilacını verme. Suları döktün değil mi? Yemekleri döktü. Ablam temizler. Zaten iş ne? Anne bak döverim. Bak döversem kızarsın biliyorsun değil mi? Temizle diyor anne. Bak Allah belamı versin döverim. Hadi yardım edelim. Anyone else? Miz is ruthless. Seen us in a bad, bad position. Aynen kanka bak şu an dövdünüz ikiniz de. Kaç saattir bak bir şey diyor geldiğimizden beri bak bir şey demiyorum. Şeyde psikolojin bozuk çocuğum. Anne sadece bir şeyi unutmamasını istedim. Ben ona söyledim bir şey mi istiyor? Ben de annemle bir gün içerisinde benden bir tane bir şey mi istiyor bir günde? Ne alaka ne istedim ya senden? Ne istedim? Sen, sabahtan beri ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ne ben? Ne yapıyorsun abla Allah aşkına ne yapıyorsun? Anne? Yapıyorsun? Eve gidiyorsun geri geliyorsun. Ben nereye gidiyorum? Sen o sıra yatıyorsun evde ya. Aynen. Yaptığınız var ya tam bir saçmalık. Yani. Bir tane ağaç anne bak, bir tane ağaç. Bir ben şey bulamayacak. Kes sesini. Aa, deli ne? Tamam da şimdi mi kuracaksın bunu? He, şimdi mi yapacağım? Ha şimdi mi kuracağım? Ne sorunu şey çıktı sen ya? Ne olmasın diyor. Deli. Sen biriyle mi kavga ettin? Kimseyle kavga falan etmedim abla. Sana sinirliyim anladın mı? Sıkıldım. Ana! Nasıl sıkıldın? Evet. Yani sıkılınca tepkin bu mu oluyor? Manyak beni mi? Benim ağacım yok anne. Bugün vlogda ben ağaç çekecektim. Tamam ben ne dedim sana sabah? Değiştirelim vlogda gözüksün demedim mi anne? Evet. Ama ayrıca çıkmadık mı? Emlakçı bekliyordu diğer evde. Ya. Emlakçı zaten tüm gün işe gücü yok. Bizi bekleyemeyecek 2 dakikada. Cam değiştirdi. Onu alıp çıkacaktın Allah aşkına. Ay tamam da onu alıp çıksam ne sen biliyorsun. Ben unuttum. Bak döverim seni. Çıkacağız mı dışarı? Evet. Çıkacağız. Giyineceğim ben o zaman. Ay su döküldü buraya. Ablam temizler. Vasıfsız köpek diyor bana. Öyle bir vasıfı var mı söyle. Şeyde ne konuşuyorsun sen ya? Anne kırmızı manyak mısın sen çocuğum? Kafayı mı yedin he? Anne bak biraz daha devam ederse ben kavga edeceğim. Allah Allah sen de sus ya. Kavga edeceğim. Neyini kavga edeceğim? Gel buraya lan. Allah be ilacını. Salak mısın sen? Üstüme su döküyorsun. Sen de ona ödeşmiş oldun. Hayır anne. Hele şimdi durdum. Şuraya otursun öyle dök. Hayır anne. Bak muhatap olma benimle. Benimle muhatap olma. Tamam, anne sen de arada durup durma. Çekil şuradan ya. Ne yapayım ya? Bilirsin beni. Bak abla seni mahvederim. Tamam mı? Salak salak hareketler yapma bak annem var diye. Kızım ne oluyor ki? Zaten konuşuyor anne ben bir şey yapmıyorum. Yumuşasın diye şaka yapıyorum. Yumuşayım diye mi üstüme döktü sen manyak mısın? Hayır derdi ne ben onu anlamadım. İki saat dünden... Ne yaptı? Yarılmış gibi sen de. Sus değil mi Kerem? Çok resim geliyor. Yumuşak lan. Islatmış. Boşver galiba. Temizle burayı şimdi. Ya salak mı anne bu? Temizle. Mecbur mu? Evet mecbur. Bir de sen normal değilsin. Emre arıyor. Neden seni arıyor? Benim arkadaşım bu. Efendim? Kanka ne diyorsun ya? Kapat. Ana çocuğu da ters. Bu var ya tersinden kalkmış. Ben şu an bunu ciddiye almıyorum. Tersinden kalktın falan yok. Gerizekalı mısın sen? Üstüme niye su döküyorsun? Çık şu odadan. Çık. Çıkmıyorum. Ortak odamız. Biz ortak kalıyoruz bu evde. Hayır benim giyinme odam. Tamam çık. Giyineceğim. Gelelim eve. Aptal.
de ben zaten şu an yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Anlayamıyorum. Kimi hırladın yine sen? He? Ay, ısırmadın mı? Gel şimdi buraya bize. He? Birilerini ısıramadın mı? Çıkıyoruz ben ona göre hazırlanacağım. Çıkacağız, sen gelmiyorsun. Aa. Aa, manyak. Gel lan. Giyin. Duydun mu? Ne yapacak? Anlamıyorum ben şu an ama. Ay, ben de anladım da manyak gerizekalı. Allah aşkına var ya, çık git şu odadan. Hadi. Çık şu odadan. Ben olaya idrak edemiyorum. Ben bir şey mi yaptım? Alt tarafı ağacı unuttum. Sabahtan beri gerginim abla. Tamam mı? Hiçbir vasfın yok mu ya? İyi de gerilince sen bizi hırlayınca geçiyor mu? Ne alaka benim olduğum şeyle? Ay, niye hırlıyorsun sen buna? Her şeyin suçlusu bu mu? Evet, o. Hı, o. Yan geliyor yatıyor evde, hiçbir şey yapmıyor. Bir tane ağaç var, onu da unutuyor. Bu ne? Ne bileyim ben, ne anne, ne bileyim. Ötüyor. Her şeyi ben mi biliyorum? Evet, ötüyor bir şeyiniz. Çıkın şu odadan ya. Anne bak, biz tartışırken müdahale etme. Bakıyorum zaten mal. Müdahale mi ediyor? Ne yapıyor? Ya ben sorunu çözmeye çalışıyorum şu anda. Sorun sensin sen. Sen. Sorunu belli, akşamdan beri yılbaşı ağacını iş ettiremedi. Tamam da bilerek mi unuttum anne? Sen de sabah yapmadın. İyi de senin bozuk çıkması da bir şans yani. Ne altındaki şeyi unutmuş millet. Biz ne yapak? Ya ben bu salakla mı uğraşacağım anne? Çekil ya. Uğraşamazsın zaten. 2 dakikada ne oldu size ya? 2 dakikada yani böyle salak saçma bir konu yüzünden ya. Beni sinirlendirmesin anne bak. Aman sinirlenme sen. Sakinleştireceğim. Mal mı bu? Ben sana geri döneyim dedim. Ya anne bilerek mi yaptım ya? Akşamdan belliydi onun zaten. Burcam. Ablam Nerce'den haberi var. Anne gidip şu an değiştirip gelsem bile bir şeye zararı yok ki. Bak şu an çıkarım. İşim var mı benim şu an bu evde? Ay ne yapıyorsun sen, salak saçma ya? Ma deli mi ne? Kır. Allah'ım gerizekalı ya. Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Hafızan mı senin bozuk? Hayatta hiçbir şey başaramamış. He. Kaç yaşına gelmiş. He. Pardon, 21 miydi, 22 mi oldun sen? 22 oldun. Hala bir şey değilsin bak. Otur köşede alışma. Hadi bak gemi. Lan sen manyak mı? Kafayı mı kırdın? O ne oldu sana? Kafana, beynine bir şey mi düştü? Biz yok yere kaydın, bir yerlere mi çarptın? Ha? Beyninde bir sıkıntı var gibi senin. Ben ona hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden böyle oluyor zaten. Ne yapman gerekiyor ki zaten? Ben ona yapacağımı biliyor musun zaten? Ağlıyor bir de. Ağla, belki haklı çıkarsın. Nar mısın Feride? Mal mısın ne? Söyle, 22 yaşına kadar geldin, ne başardın? Ne istiyorsun ne? Ne başardığını söyle bana. Ne oldun bana söyle. Benim kızım oldu. Senin kızın olsa kaç yazar? Al ne al. Ağla, devam et ağlamana. Belki haklı çıkarsın, bak devam et, oluyor. Sorun ne, ben onu çözemedim şu anda yani. Evet. Sorun sensin. Bir ağacı unuttum diye bu yapılıyor bana? Yapılanları görmeyen de alt tarafı kıtırık bir ağacın şey olmuş, onu mu görüyorsun? Evet anne. Ha ne? Ne yaptı söyle. Ne yaptı? Ne yaptı? Allah aşkına ablam ne yaptı bana söyle. Gece 12'ye kadar, 1'e kadar biz buralarda temizlik yaptık. Wow! Ne ya? Ne? Wow ne? Wow ne? Gerizekalı. Bravo. O şeyde tırnaklı bay bilmem nelerinde hiç elini işe sürüyor musun sen? Ben manikürlerim bozulacak. Tırnaklarım kırılacak diye. Benim işim var zaten. Manyak lan bu. Ne giyeceksen al şuradan. Bir daha da girme odaya. Ay sen var ya, ne biçim insansın ya. Yemin ediyorum elimde kalacak bu çocuk benim. Ya anne sen karışma. Ben seninle konuşunca yumuşuyorum. Ben onunla konuşuyorum şu an. Kes sesini Feride bak. Kesmiyorum. Gir odaya. Ben varken de girme. Manyak lan bu. Böyle kedi köpek gibi dolaşıyor. Anne biz ilk defa böyle kavga ediyoruz yemin ederim. Niye? Ama Allah'ım. Yalan söyleme ya. Yalan söyleme. Her gün senin yüzünden böyle birbirimize giriyoruz zaten. Hayatımı yönetmeye çalışmandan dolayı kaynaklanıyor zaten her şey. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ne yaptım anne bugün, ne yaptım ben? Sen niye yönetsin ya? Abla git kıyafetini al, odadan çık. Git al. Yırtınıyor manyak diye bağırıyor. Bilmiyorum, hanımefendinin heyeleri tepesine çıkmış. Ne oldu? Yok bir şey, biz de anlamadık. Anlamaya çalışıyoruz. Ne oluyor? Ne aldın neyi? Bunu aldım. Anne neyi aldığımı soruyor şu an dolaptan. Kendi giyecekmiştir belki, ondan soruyordur. Anne! Ne var lan? Alamazsın diyor. Alma, başkasını al. Sanki kıyafet mi yok? Anne bunu giy... Anne ben elbise giymek zorunda mıyım? He? Anne ne giyemez?
Ney? Normal hırka geçireceğim üstüme, bana bu elbiseyi veriyor. Annemin aldıklarını giyeceksin. Sen giydireceksin anne bugün. Nasıl bir duygu hepsini hissedecek o. Ben yöneteceğim o günü. Ne aldım ben ona? Dolaptan verdiğin şeyleri giyecek sadece. Sen göstermeyeceksin ama. Git kalk anne kalk. O niye öyle? Kalk. O bana yapıyor ya kalk. Bu kadar da mı karışıyorsun Fatoş? Hayır. Kalk gel gel. Gel. Ya salak mısın? Seç anne. Seç bir şey. Hayır neyin? Seni bu kadar yönetmiyor o. Anne ben onu bunu giyeceğim diyor. Altına ne giyeceğini öneriyorum sadece. Oğlum mevzun da ben hiçbir şey anlamadım ha. Tamam. Ne oldu ki? Ne oldu abi? Kedi köpek gibi dalıyor bizi geldiğinden beri. Neymiş? Çam ağacını unutmuşuz. Altı çıkmadı çam ağacının da. Korulurken de böyle tamam, bir... Tamam alırız ne olacak? E dedik unuttuk sabah. Onu ben yeni aldım giyemez. O zaman bunun birini giyeriz. Al. Çocuğum bunu giyin ben. Hayır. Sen manyak mısın sen? Oyun mu oynuyorsun? Hissetsin dur daha o. Tamam ben de bunu giyerim. Bunu da Emre aldı. Giy. Ne oldu? Giy lan. Zaten bok gibi kendine daldı salak bir tane. Bana ne laf geldi oğlum? Ben ne yaptım? Çıkın odadan. Giyince geçen al. Yürü. Altını alacağım mı şimdi? Altına da kendime ait bir şey olmadı hiç. Giymeyeceksin altına. Ya. Çık artık odadan. Oğlum sen salak mısın? Değilim ya. Çık bak benim psikolojimle oynamayın. Çık. Ya mal mı anne bu gerizekalı? Çık şuradan. Ben şu olaya ayıkılmıyorum hala. Ya çam ağacı ya. Akşam vurmaya kalktık. Onda altı mı yokmuş, ne bir şeysi yokmuş. Çıkmadı içinden. Hayır beni mi şikayet ediyorsun anne? Evet. Kime şikayet ediyorsun beni? Sana. Kime şikayet ediyorsun? Ay sorunu söylüyoruz ya. Ay ne büyüttün ama ya. Aaa manyak mal mı? Ay bak döverim. Döverim demeyeceksin, uygulamaya geçeceğim. Ne yapıyorsun? Senle uğraşacağım ama telefonumun şarjı yok. Buradan bir şeyler bakarım. Ver tableti, benim tabletim. Ver. Ver. Uğraşma. Hiç havasında değil. Bugün hiç uğraşamam onunla. Seni var ya mahvederim ha. Hadi. Allah aşkına. Zekalı. Ben bunu döverim. Bak valla döverim. Bak ben de seni döverim. Bak böyle kışkırttığın için, böyle sürekliğin için döverim. Ne yapıyorsun? Niye alıyorsun? Niye? Var mı? Niye alıyorsun? Niye tabletim? Fazla sıçırım. İnanamıyorum. Dostum var ya. Sıçırım. Ben valla yolacağım ama. Bak seni döverim. Ben asıl. Sonra oturun. Otur şuraya. Çayı dökeceksin şimdi. Gerizekalı. Gerizekalıya bak ya. Bak seni mahvederim tamam mı? Sen manyak mısın sen? İle güne karşı millet kavga ediyor sanacak. Şöyle sesiniz gidiyor ya. Ben ağlıyor bir de bak seni onu döverim bak. Seni Allah belanı vermesin. Döverim bak! Ne oluyor size? Allah aşkına bir çekip dövsün. Çekip dövsün. Hayır! Ana! Kanka sakin olsana biraz. Gel. Elde. Gel. Dövüş ya. Gelsene sen. Lan ne git? Ya o külümülü var ya manyak bırakın şunu ya. O tableti niye fırlatıyorsun? Ama bir şey olmadı tıkoldu. Elime insan gibi vereceksin ya bu kadar zor mu? Telefonu ne yaptın? Ya bir git abin hiç. Bak seni mahvederim. Allah aşkına etsene. Allah aşkına ay, etsene. Bir git sen de bir dur ya. Bir sen de dur ya. Allah Allah biriniz var dur. Bir dur ben vurdum ona. Bak beni de döverim. Anne o kaşınmıyor mu? Şimdi ben ikinizi de kaşıyacağım aynı anda ama ele güne karşı. Yeni gelenler ne kadar da terbiyesizmiş diyecek millet. Çekil. Çekilmem. Dur ben seni halledeceğim. Atma! Kız sen bana terlik atamazsın tamam mı? Kız seni mahvederim. Tırdın mı? Tutsana seni mahvederim. Ya tutul. Bana terlik atacak. Bak kolyemi bırak! Kolyemi bırak sen! Bırak sen de kolyemi. Kız saçını bırak. Oğlum siz manyak mısınız lan? Ana! Gerizekalı ya! Sen kimsin karışıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun? Niye karışıyorsun? Kanka vuruyorsunuz. Hangi vasıfla? Hangi vasıfla? Oğlum vuruyorsunuz bir şey. Ya sen Allah'a... Neye karışıyorsun? Ya dur! Bir dakika! Ay! Kimse mi vuracaksınız? Ya nasıl karışıyorsun da demek? Ya manyak manyak! Nereye büyüttünüz olayı ya? Kanka başka sıkıntın varsa buralara yansıtma yani. Anladın mı demek istediğimi? Ne alaka? Sen ne anlatıyorsun? Tamam başka sıkıntın varsa yansıtma. Yansıtırım sana ne? Tamam ablana niye yansıtıyorsun? Sana ne sen niye ablamın avukatı mısın? Sıkıntın olan kişilere yansıt kanka o zaman. Ya sen hangi vasıfla bana konuşuyorsun? Kanka ya? Nasıl ne? Hangi? Ya sen benimle sen burada bu şekilde kanka konuşuyorsun şimdi bu çocuğun karşısında? Kim o ya? Kim ki bana böyle? Olabilir ne demek ya? Yani kim ya? Çocuk her zaman 7/24 yanımızda olan bir insan. Nasıl kim? Karışamaz bana. Allah Allah. Ben istediğimi yaparım istediğim kişiye. Kim ne diyor sana ya? Bir şey diyen yok. Diyor işte. Ne diyor? Allah Allah. Karışamaz. Adamı ya. Yürü biz dışa çıkalım beraber. Çıkmayacağım ya. Ne bu böyle gerginlik ya? Evin gitsinler içinde. Gitsinler evinden. Anne bunu sen gitsen de gitsinler. Tamam çıkalım o zaman hadi. Gitsinler istemiyorum. Benim evim. Sen salak saçma şeyler konuşacaksın. Böyle insanları aşağılayacaksın diye. Hiç kimse bir yere gitmiyor Feride. Gidecekler. Çık git odana gir. Otur orada odanda. Oha! Gerek diyor insana.
yani saçma salak şeyler yapıyor ki? Salak ya. Ben mi saçma salağım anne? Dede geri zekalı mısın? Büyütecek ne var burada? He? Olayı bu kadar büyütecek gelecek ne var burada? Her şeyin tersi... Bak gelme odama. Git. Senin orası derdin ne? Git. Senin derdin ne? Bunlar mı? Ne burası mı senin derdin? Anne döverim. Yemin ederim döverim onu. Ya anne ben bir şey mi diyorum geldiğimden beri ya? Böyle de uzattın ama ya. Yeter çık şu odadan. Çık şu odadan. Hani sen mi öğrettin bunu böyle? Mesela ikimiz de sen yetiştirdin. Bu ne? Tamam sinir stresi var bir şeyler yapıyor. İyi de ben yetiştirmekle ne alakası var? 3 senedir bu İstanbul'da bu. Ben yetiştirsem ne olacak? Değişecek olan değişiyor zaten. Allah Allah. Otursana Emre. Dur otur çay içeceğiz otur. Yok abla ben çok içtim ya. Yok abi geldim. Bir erkek tribi çekiyoruz. Oğlum ne trip atacağım sana? Kanka saçmalıyorsun, sen saçmalıyorsun. Ben hiçbir şey demedim ki sana. Bir şeye sinirlenmişsin kanka, bize saldırıyorsun yani. Hayır. Alabiliyor muyuz reis buradan? Oturabiliyor muyuz şuraya? İzin varsa alacağım. Otur lan, otur Allah'ını seversen. Ne izini ya? Maa, elimine. Bu gece kimde kalıyorsan kal, eve gelme. Çık git, sen git ya. Benim ev, kimin evinden kimi kovuyorsun sen? Kimin evinden kimi kovuyorsun ya? Hı-hı. Git ala şehre ya, dön. İstemiyorum seni buradan. Salağa bak, de git diyor. Kanka başın sıkışınca arıyorsun ablanı bir şey olduğunda. Sus sana ne? İhtiyacın kalmayınca Alaşehir'e mi dön oluyor yani? Ben onu anlamadım. Konuşma. İki saatte geldim. Gelmeseydin Kadir. Bir trafik vardır herhalde Feride. Trafik vardır. Yuh yuh kapatır aydın. Kapanmıyor. Çekmeyelim vlog. Film kartı getirdin mi? Dur çekmeyeceğim. Toplayabilirsin kameraları. Çocuk bugününü ayırmıştır. Mal mal konuşma kızım. Sen gerizekalı mısın? He? Herkese tribin, herkese tribin. Derdin ne senin? Hadi biz anladık yani. Adam ajans göndermiş buraya çocuğu işini yapacak. En azından bitirin yani. Hayır çekmeyeceğim. Kartı takayım bir. Çekmeyeceğim Kadir. Yani sen bilirsin de bence çekelim. Yani bu hafta videomuz... Çekmeyeceğim dedim. Kadir Bey siz çay için. Bu bugün fazla gelir biraz. Adamı çekeceğim deyip buraya kadar getirdim. Kanka sana ne sana ne? Uzak mı kanka insanlar senin? Niye böyle yapıyorsun? Ondan sonra sorumluluklarını bilmedin mi? İnsanlar sana ne diyecek? Yapacağın işi de seni de diye girecek. Feride mal mısın? Ne mal mı? Yani hadi Emre'ye laf ediyorsun. Oturup kalkıyoruz. Kadir, ya yani. Adam senin işin için geliyor buraya. Yani. Aptal mısın? Yani. Kartı unutmasaydı o zaman. Tamam da insanlık hali unutabilir. Bak o ağacın içine ayağı koymayı unutmuşlar ya. Yani ağacın akşamdan beri kavgası oluyor. Ağacın kökünü koymayı unutmuş. Hangi şakirse. Biz onu unuttuk mesela değiştirmeyi. O ne olacak? Anne. O zaman gidelim ağacı tama kutuya koyan insanı bulalım. Çekmeyeceğim ya. Çekmeyeceğim. Çekme be. Çek. Ama biz seni çekiyoruz işte ya. Yeter. Ne var ya? Manyak ne yapıyorsun? Ya gerizekalı. İnsanlar böyle konuşması sinirlerim bozuldu artık. Ne yapıyorsun be? Sinirlerim bozuldu. Hadi bizi aşağılar şey yapardı. Yani çocuk elinde kamerayla bekliyor. Çay içmiyor. Dur geç şuraya. Geçmiyorum anne. Ya geç odaya konuş şunla. Çok da anlar ya. İki saattir yırtınıyor. Bir daha mı atayım Feri Tokat kendine gelmen için? Sana derdin ikinciyi vurmam abi. Ben onu anlamadım. Derdin sana ne? Yemin ediyorum ikinciyi Feride. Vurmam. Allah aşkına vursana Feride. Be. Gel vur bir gel. Feride derdin ne derdin? Bir derdin anne, varsa çözelim. Bu hafta videosu yok diyor. Anladın mı? Ama ne düşünsün boş ver ya. Böyle şeyleri bahane edip insanların üstüne gitme yani. Ya sen sus sus. Sen abi, kimsin sana ya? Sana ne oldu ben onu anlamadım. Sen böyle bir şey yapmıyordun normalde hiç yani. Aynen. O kadar çıkmıyordu ya. Çok ileri gidiyorsun kanka şu an. Şu an aşırı derecede ters. Olay benden de çıktı artık. Ya kavga ediyordu bunlar normalde de bu kadar ileri gidip bu kadar naletleşmiyordu bu. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Bir derdin varsa söyle çözebilirim. Nasılmış anne? Ablam gibi davranıyorum şu an. İki tarafta aynı davranınca böyle oluyormuş sonuç demek. Ben böyle mi davranıyorum? Aynen. Ne oldu? Sen öylesin vallahi bak. Anlamıyorsun laftan. Kafa basmıyor. Tamam da ben sadece kendi ailemin için haksız olduğum hiçbir şey yapmam ben. Merak etme. Ama sen de böyle bu kadar büyütmüyordun en azından. Haklıyım diyerek bunu yapılmaz. Kanka benim iyiliğimi düşünmesin. O da o konuda haklı. Değişecekti diyerekten. Ha, niye unuttunuz diyor. O haklı olunca da. Tamam da kadar... insanlar öldü. Ya alt tarafı ağacın sapı değişmedi. Tamam be başka olaylarda da aynı durum. Ya bahane var ya. Bahane başka bir şey kurulmuş o. Ya kanka sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Bir saattir burada boş boş konuşuyorsun yani. Allah aşkına sen ya. Sen bana tamam, niye söylüyorsun ki? Tamam o hareketi bana yapsın mesela. Sorumlusun. Ben bu işsem. Bu hayır, işsem niye konuşuyor o zaman? Niye? Ben haksız yere bir şey demiyorum. Kartı unutmasaydı bir saattir biz burada çekim yapacağız. Yani. Hava karardı ya. Tamam yarın çekersin Feride. Çekmiyorum kardeşim çekmeyeceğim. Başka bir şey çeker, başka gün çeker. Bir şekilde bir şeyler çeksin ya. Biz de seni çekemeyiz. Yok da ben şunu anlamadım. Sen sinirlendiğinde kanka insanlara böyle mi davranıyorsun? Ya mutlusun yani bundan. Evet mutluyum. Sonuna kadar da mutluyum. Kendime gurur duyuyorum.
Gurur duyacağım. Basitsiz olmadığım için. Anne bak yemin ederim döverim. Sen de durup durup döverim deyip durma bak şimdi git galiba ya. Aa. Sustur o zaman. Akşamın neyini bekliyorsun milletin önünde rezil olduktan sonra? Akşam ne var? Akşam konuşacağım dedin. Konuşayım mı sence? Doğru haklı sen de konuşmazsın ki. Neye nasıl taraf tutacağını biliyorum. Ben konuşur hallederim. Ha tabii. Aynen. Biliyorum ben senin ne yapacağını. Ya niye tarafı ya? Sizin de bu taraf dediğiniz anne kadar... var sende o tamam mı? Ne var? Neyse konuşmayacağım Allah milletin yanında. Ya sus kadının üstüne gidip dur. Durma boş boş konuşma ya. Kafa şişirme. Sesini duymak istemiyorum. Sus. Ay ya. Neyse yürü Emre biz gidelim ya. Aynen. Kalk Allah aşkına. Nereye gidiyorsun sen? Hadi gidin. Nereye gidiyorsun? Anne sen bir şey demiyorsun. Hadi çık artık çık. Hadi gideceğim deyip kalma burada. Ne o? Sana saçma konuşma. Otur şuraya ya. Delirtme insana. Otur Emre sen de be. Abla yok valla ben çıkacağım. Fatma geliyorsan gel. Ben çıkıyorum yani. Bay bay. Bir daha gelmeyin. Çekil. Bir de sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya saçma salak işlerin nereden çıktı bunlar böyle zırt tut 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 gerizekalı zekalı işlerin senin ya kız. Dede vallahi kavga ederiz billahi kavga ederiz bak ele güne karşı. Dedim. Git gelin buraya lan. Montunu nereye koydun annem dedim. Ben ellemedim onu da hoş verin gelin şuraya otur. Hayır anne onu. Ya geçecek birazdan bunun şeysi. Anne ben onun keyfini mi bekleyeceğim? Herkes arna bacı sövüyor küfür eder gibi. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana bu videoda... Sen var ya. Bana bu videoda ortak alan Emre Ünlü'ye. Fatma Özdinç'e. Ay ya bak var yemin ediyorum. Çok teşekkür ederim kanka. Ay nasıl geliyor? Ay sen niye söylemiyorsun? Özetsene böyle. Ay yaradım gülmek. Ay saçma salak kavga ediyorum. Boş boş konuşuyor. Ben ay, böyle bir insanım. Ne yani? Gerizekalı. Sen böyle misin? Bunun tansiyonunu çıkardım. Zaten öyle baksana. Ne oldum ya? Ne olduğunu da anlamadım. Ötüp durandan... Bu çocuğu ne azarlıyor diyorum onu yani. Onu da aynı. Bunun suçu ne diyorum Allah'ın aşkına ya. Evet nasıl hissediyorsun anne? Kameraya bir şeyler söyle. Ben dedim anneme böyle bir şey yapma diye. Mahalleye şimdi dedim apartman bize bakacak ele güne karşı. Ne zaman susacak diyorum. Allah diyorum böyle bir çark diyor o deli gönül. Ağzına burnuna. Ben dedim yapma diye yani. Ajansdan çocuk ya. Hani Emre ben. Neyse de. Ajansdan çocuk diyecek. Ne biçim insan bunlar aile. Hayır zaten annem ondan konuşmuyor. Ben onunla gece konuşacağım. Çünkü ana bacı küfür edecek. Ya vallahi ben de öyle bir şey bekliyordum da biraz senin üstüne geleyim dedim. Daha sen kışkır diye de olmadı yani. Emre'ye bakıyorum. Emre sinirleniyor. 2 dakika sonra şöyle. Bir an harbiden sinirleniyorum ama sonra gülesin diye. Bir an harbiden sinirlendim sana. Ben kıyafetleri attıktan sonra moda girdim. Bir baktım ablam kıyafet atıyor dedim. Ben altında kalamam. Sandalyeyi fırlatmıyorum ben. Manyak. Bu saçma salak. Ama okkalı tokatına sordum. Ya. Bir de ona niye tepki vermedi? Tokatı? Çünkü böyle yaptım. Tokat iyiyse bu durmazdı. Anneciğim kanala bir şey söylemek ister misin? Kanala çok şey söyleyeyim de yani takip etsinler. Hadi böyle kışkırtma yapmayın bak döverim seni. Ben böyle bir insan mıyım lan? Anne bunun yani, altından çıktı zaten her şey. Aa bunun altından çıktı bu arada bu söyle değil. Aynen Fatma söyledi. Heh, dedi bak, ki, hayır yalan söylüyorlar. Hatta ondan sonra ben dedim ki bak bunu kimin altından çıktı? Bir de Feride'ye atıyor suçu. Tamam Feride'den çıktı. Senden çıktı. Yok, senden çıktı. Ben şahidim abla Fatma'dan çıktı. Bir an dedik ki annem buradayken de evde dedi kışkırtma çekelim böyle böyle yapalım dedi. Hatta burada babam varken sandalyeyi bilerek yere düşürdü. Seni de dedik orada. Hadi ya. Hatırlıyor musun? Babam yavaş gel dedi. Aynen. O gün. Aynen. Keşke babam olsaydı. Keşke İsmail'de olsaydı Arda. Babam var ya. Babam beni bu sefer gel. Neyse arkadaşlar o zaman bence bunu sözünü ver. Hayır kaç bin like gelirse babama çekiyoruz. Babama çektikten sonra işin sonu iyi bitmeyebilir ama. Tamam hadi. Farklı bir şekilde. O zaman 60 bin like'a babama üçümüz çekeriz. Üçümüz kışkırtma çekeriz. Aa ben çok güzel yaparım onu. Size gerek kalmaz. Normal davranıyorsun şu an. Annem normal davranıyor. Daha yatarım kışkırtmayı. Anne pek sen inandın mı bize? Ya saçmalıyor bu salaklar dedim. Her gün böyle kavga ediyorsa dedim. Ne kavgası bunun? Hiç sebepsiz ya.
alt tarafı bir ağaç. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz sizi zorladım. Annemi zorladım daha doğrusu. Kusura bakma anneciğim. Yok canım. Böyle ufak bir YouTube, burası YouTube. Üzgünüm. Yani. Olur böyle şeyler. Yani her şeyimiz bahtiyoruz yani. Emre sana teşekkür ederiz canım. Rica ederim. İşbirliği için. Evet. Teşekkür ederiz Fatma Özgün. Zaten hep böylesin. Senin bir rol yapmana gerek kalmadı. Evet arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir sonraki cuma görüşmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.